Geçiyoruz. Ya Allah. Bismillah. Nasıl ulaştığını bilmiyorum. Yani teması birisiyle mi temasa geçtim yoksa pazara mı gittim oradan mı bulaştı? Pek fazla bilmiyorum. Yani nasıl herkese bulaşıyorsa o şekil bulaştı. Nasıl hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de Orhan hocamızı dinliyoruz. Testim pozitif çıktıktan sonra evde karantina girdim. Yani emniyet mensupları, sağlık ilçe müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü tümünü kontrollü bir şekilde her gün beni arayarak sordular. Ama tabii bu süreci ben yaşarken gittikçe ağırlaşmaya başladı bu hastalık benim üzerimde. Ağırlaşmaya başladıkça da vücut artık kendini kontrol etmeme pozisyona geldi. Ondan sonra 2 gün aralıksız bir ateşim çıktı. Hiç düşmedi. Bu ateşim 2 gün boyunca hiç böyle kesintisiz bir şekilde devam etti. Ne telefonlara cevap verebiliyordum, ne de doğru dürüst nefes alabiliyordum en son. Ondan sonra havale geçirdim ben. Ben hastaneden çok çekiniyordum aslında. Ama hastaneye gittikten sonra, ambulans çağırdım, hastaneye gittikten sonra hastanedeki insanlar gerçekten bana dört dörtlük baktı ve sürecin %70'ini oradan atlattım. İyileştim Allah'a şükür, karantinam da bitti. İnanmadım bir hastalığa yakalandım. Fakat yani insan bu hastalığa yakalandıktan sonra kendi hayatının ne kadar değerli olduğunu, bir nefese kendi mal varlığına ne kadar varsa bir dakikacık nefese dahi onu vermeye insan razı oluyor. Ve o anda senin hayatın ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Bir nefesin hastalık süreci içerisinde geçirdiğimde ne kadar değerli olduğunu, insanların ne kadar ihtiyaç duyduğu, ne kadar insani bir varlık olduğunu hissediyorsun. Ama çok değerli bir varlık olduğunu hissediyorsun. Yani o nefesi alıp vermek için elinden gelen ne varsa ardına koymayacaksın. Ama iş işten geçtikten sonra bunun farkına vardığında insan artık yapamayacağı bir şeye pişman oluyor. Benim insanlara tavsiye edeceğim bu. Kendilerinin çok çok dikkatli olması lazım. Artı hayatları değerliyken değersiz bir hale getirmesinler. Bunu herkes dikkat etmesini istiyorum. Bu hastalık ne zengini tanıyor, ne fakiri tanıyor, ne işçiyi tanıyor, ne patronunu tanıyor. Hiç kimseyi tanımıyor. Ayırt etmeden herkesi seviyor yani korona. Gerçek olan budur yani. Kaybettiğiniz bir yakınınız var mıydı bu hastalık sürecinde? Kaybettiğim yakınım var. Bu hastalık sürecinde ben karantinadayken annem yakalandı bu arada. Annem sadece bu hastalığa 3 gün dayanabildi. Ve 3 günün sonunda vefat etti. İnsan annesi için kayıp neler hissediyorsa onu hissediyorum ben. Aynısını hissediyorum. Ama ben diyorum ki keşke korona olmasaydı da farklı bir sebep olsaydı en azından onun cenazesine rahat rahat gidebilirdik. Onun efendime söyleyeyim definine gidebilirdik. Üzerinde namaz kılınırdı. Defin edilirken terkin okunurdu. Ama maalesef bunların hiçbirisi bu korona bırakmıyor yani. İnsanlara farklı bir yaşantı getiriyor. Haberleri seyrediyoruz. Oradaki çıkan mesela efendime söyleyeyim profesörler, oradaki bize mesela devlet yetkilileri bize ne söylüyor? Hepsi bize tavsiyelerde bulunuyor. Biz o tavsiyelerde bulunursak, biz o tavsiyeleri dikkat edersek hiçbir zaman sevdiklerimizi kaybetmeyeceğiz. Hiçbir zaman canımızı yanmadığını göreceğiz. Ama biz bunlara dikkat etmezsek canımızı da yandığını göreceğiz. Kaybettiklerimiz de olacak. Bunların olmaması için herkes lütfen kendilerine dikkat etsinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.